Bu videoda tam rekabet kavramının detaylarına ineceğiz. Bir firmanın hangi senaryoda ekonomik kar ya da zararı olacağını göreceğiz. Bu arada tam rekabetçi pazarların aslında teorik ve ideal bir tablo çizdiğini, başka bir deyişle tam rekabetçi pazar diyebileceğimiz sadece birkaç tane pazar olduğunu bilmelisiniz. Bazı pazarlar tam rekabetçi pazara özellik olarak yaklaşabilirler ancak gerçekte var olan çoğu pazarın tam rekabet ve monopol ya da tekel spektrumunun ortalarında yer aldıklarını da eklemek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi bu videoda tam rekabetten bahsedeceğiz. Tam rekabette firmaların malları farklılaşmamıştır. Pazara girmek ya da pazardan çıkmak için de engel yoktur. Bu durumda pazara ait arz ve talep eğrilerinin pazardaki fiyatı ve firmaların marjinal gelirlerini belirleyeceğini biliyoruz. Tam rekabetçi pazardaki firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Başka bir deyişle fiyat söz konusu olduğunda pasiftirler. Pazar fiyatı her neyse kendi mallarını da o fiyattan satarlar. Firmalara ait kararlar üretip satacakları miktarın ne olacağı ve pazara girip çıkma konusunda alacakları aksiyonla ilgilidir. Gelin ekranda gördüğünüz grafikleri biraz daha yakından inceleyelim. Bu grafik herhangi bir pazar için görmeye alışkın olduğumuz klasik arz ve talep eğrilerini içeriyor. Pazardaki ilk bir ya da iki mal için çok büyük bir marjinal fayda var. Bu yüzden tüketiciler daha yüksek fiyatları ödemeyi kabul ediyorlar. Ancak her bir ek malla birlikte marjinal fayda düşüyor ve bu sayede de aşağı eğimli talep eğrisini elde etmiş oluyoruz. Arz tarafına gelecek olursak pazarda üretilen ilk malın üretim maliyeti oldukça düşük. Ancak sonrasında ek mallarla birlikte marjinal maliyet de yükseliyor. İki eğrinin kesiştikleri nokta bize pazardaki denge fiyatını ve denge miktarını veriyor. Bunu diğer grafiklere doğru uzatacağım. Denge fiyatının 10 lira olduğunu düşünelim. Az önce de söylediğim gibi bu firmaların hepsi ki bu arada pazardaki firmalar yalnızca bunlar olmayabilirler. Eğer tam rekabetçi bir pazar söz konusuysa bu fiyatı olduğu gibi kabul edecekler. Buna bağlı olarak şimdi de A, B ve C firmalarının hangi miktarda üretim yapmaları gerektiğine ve firmaların hangisi ya da hangilerinin kar edeceğine bakacağız. Hatta videoyu hemen durdurun ve firmalardan hangisi ya da hangilerinin kar edeceğini benden önce kendi kendinize bulmayı deneyin. Bu arada kar derken ekonomik kardan bahsettiğimi de eklemek istiyorum. Hadi bakalım. A firmasıyla başlayalım. A firması ya da buradaki firmaların hiçbiri marjinal maliyetin marjinal gelirden büyük olduğu bir miktarda üretim yapmayacaktır. Bu doğrunun yani fiyat doğrusunun marjinal gelire eşit olduğunu da not edeceğim. Herhangi bir miktarı düşünün. Bu miktar üzerine üreteceğiniz ek bir mal için harcadığınızdan çok kazanamayacaksanız o ek malı üretmezsiniz öyle değil mi? Bu yüzden bu firmalar için de rasyonel olan bu aralıkta yani marjinal maliyet yükselmeye devam ederken üretimi arttırmak ve marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktada durmaktır. Fiyat doğrusunun marjinal geliri verdiği bu kesişim noktasından bahsediyorum. Evet, bu firma için rasyonel olan bu miktarda üretim yapmaktır. Altına firma miktarı olarak not edelim. Peki, sizce bu firma kar edebilir mi? Bu miktarda ortalama toplam maliyet nedir? Bakın. Ortalama toplam maliyet işte tam da burada ve her bir ek mal için fiyat ya da marjinal gelirle ortalama toplam maliyet arasındaki fark kadar bir karı olacak. Bu firmanın karını grafik üzerinde görelim ki bunun ekonomik kar olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Buradaki dikdörtgenin alanı bize bu firmanın ekonomik karını verir. Bu miktar için ortalama toplam maliyet örneğin 8 lira olursa dikdörtgenin kısa kenarı 10-8'den 2 lira olur. Burayı işaretleyeyim. Evet bu uzunluk 2 liradır. Uzun kenarsa bir bakalım bu miktarın yılda 10.000 birim olduğunu düşünelim. Bu durumda dikdörtgenin alanı ne olur? 10.000 çarpı 2 liradan 20.000 lira. Az önce dediğim gibi eğer 1 yıla hesaba katıyorsak 1 yılda 20.000 lira. Sıra geldi B firmasına. Yaptığımızın aynını B firma için de yapacak olursak B firmasının ekonomik kar yapıp yapmadığını söyleyebilir misiniz? B firması da aynen A firması gibi fiyatı olduğu gibi kabul edecek. Pazardaki fiyat her neyse B firması da bunu olduğu gibi alacak ve bu aynı zamanda marjinal gelirine de eşit olacak. Marjinal gelirin düz bir çizgi olmasının sebebi de bu firma hangi miktarı üretirse üretsin fiyat bu olacak değişmeyecek marjinal maliyetin marjinal gelirden yüksek olacağı bir miktarı üretmek rasyonel olmadığı için bu firma da bu miktarı üretecek peki b firması bu miktar için ekonomik kar elde eder mi evet b firmasının miktarı da burası buna b buna da a koyarsam çok daha iyi olacak b firmasının üreteceği miktarın 9500 birim olduğunu düşünelim Burada bu miktar için ortalama toplam maliyetin marjinal maliyete ve marjinal gelire eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde bu miktarda ürettikleri her bir birim mal için 10 lira kazanıyorlarsa 10 lira da harcıyorlar. Başka bir deyişle bu dikdörtgenin alanı sıfır. Kısa kenarı olmadığı için buna bir dikdörtgen demek de doğru değil tabi. Ama A firması için kullandığımız mantığın aynını burada da izlemeye çalıştığım için bu şekilde söyledim. Evet, bu firmanın ekonomik karı sıfır. Son olarak C firmasına da bakalım mı? Hatta isterseniz videoyu durdurun ve eğer yapmadıysanız bu firmanın durumunu da siz belirleyin. Az öncekilerde de olduğu gibi bu firmada marjinal gelirinin ya da pazar fiyatının marjinal maliyetine eşit olduğu miktarda üretim yapacak. Bu şekilde işaretleyelim. 9000 birim olduğunu varsayalım. 9000 birimde ortalama toplam maliyete bakalım. Ortalama toplam maliyet burası da 12 lira olsun. Bu durumda ekonomik karı ne olur? Sattığı her bir mal için 10 lira kazanıyor ama bu malı üretmek için ortalama 12 lira harcıyor. Bu da firmanın her bir ek mal için 2 liralık ekonomik zararı olduğu anlamına gelir. Buradaki uzunluk yani birim başına 2 lira çarpı üretim miktarı yani 9000 birim dersek bu firmanın da 18 bin liralık bir ekonomik zararı olduğunu buluruz. Bu noktada herhangi bir firmanın neden bu durumda olacağı sorusu akla geliyor. Ve bu durum söz konusu olduğunda uzun vade ve kısa vadeyi değerlendirmeye almak lazım. Bu analiz kısa vade için yapılmış bir analiz. Firmalar kendileri için rasyonel olan üretim miktarının ne olacağına karar verebiliyorlar. Bundan önceki videolarda da gördüğümüz gibi sabit maliyetler kısa vadede sabittir. Ancak söz konusu uzun vade olduğunda sabit maliyetler artık sabit değillerdir ve firma da pazarda kalmak ya da pazardan çıkmak üzere bir karar verebilir. Bu yüzden C firması zaten buradaki sabit maliyetleri yaptığı için bu şekilde devam edebilir. Bu miktara kadar marjinal gelirlerini alıp en azından marjinal maliyetlerini karşılayabilir. Sonra da kalan kısımla sabit maliyetlerinde bir kısmını karşılar. Ancak ekonomik karı olmaz. Buna bağlı olarak bu firma uzun vadede pazarda kalmayıp çıkış kararı alacaktır da diyebiliriz.